Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Hafta sonu Adana'da cumartesi ve pazar günü üst üste çarpıcı olaylar yaşandı. Furkan Vakfı adlı bir İslami kuruluşun mensupları diyelim ya da destekçileri konferans salonu verilmemesini protesto için parka çıktılar ve orada polisin yoğun müdahalesine maruz kaldılar. Çok çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Benzer görüntüleri birkaç yıl önce ilk Zaman Gazetesi'nin kapatılması sürecinde İstanbul'da el konulması, kayyum atanması sürecinde İstanbul'da yaşamıştık. Bu bundan daha aleni bir şekilde gündüz gözüyle oldu. Cumartesi oldu, pazar tekrarlandı. Tabii bu bir dizi soruyu beraberinde getiriyor. Öncelikle Furkan Vakfı nedir ve bunların bu vakfın başkanı gözüken Alparslan Kuytul kimdir? Baktığım zaman çok birkaç senedir adını duyduğum bir şahıs ve bir vakıf ama aslında vakfın kuruluşu 1994 yılına gidiyor. Kasım ayında kurulmuş, yani bayağı eski bir vakıf. Alparslan Kuytul Adanalı, şu anda 52 yaşında olan, Çukurova Üniversitesi'nde inşaat mühendisliğini bitirmiş birisi. Yani bir mühendis ama ardından 91'de bitirdikten sonra Kahire'de El-Ezher'e gidiyor. Dünyanın en ünlü İslam üniversitesi olarak kabul edilen El-Ezher'de 93-97 arasında İslami ilimler okuyor. Ve öğrenciliği sırasında, yani El-Ezher öğrenciliği sırasında anlaşılan bu vakfın kurulmasına ön ayak olmuş. Vakfın tam açılımı da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı. Daha sonra El-Ezher'de 97'de bitirdikten sonra vakfın faaliyetlerine ağırlık vermeye başlıyor. Bu vakfın çok eski olmakla birlikte faaliyetleri yakın tarihlerde daha fazla dikkat çekmeye başladı. Adana merkezde olarak doğuyor ama daha sonra İstanbul'da ve Türkiye'nin dört bir tarafında konferanslar düzenledi. Bir de sosyal medyayı etkili bir şekilde kullanmaya başladılar. Bir televizyon yayıncılığı yapıyorlar ve sosyal medyanın diğer imkanlarını kullanarak YouTube'dan vesaire ağırlıklı olarak da şu anda görüyorsunuz Alparslan Kuytul'un konuşmaları, bazen eşi Semra Kuytul'un da konuşmaları var. Bu nasıl bir hareket? Bu İslamcı bir hareket ve en son yapılan sosyal medyadaki paylaşımlara baktığımız zaman kendilerini Furkan Hareketi olarak adlandırıyorlar. Yani vakfın adından hareketle tanımlıyorlar. Yani lider üzerinden Alparslan Kuytul değil, vakıf üzerinden adlandırıyorlar. Furkan'ın tam anlamı farklılıklar demek. Bu işte İslam'da önemli bir kavram. Hakla batıl, doğruyla yanlış vesaire, bunların farkının konulması üzerine. Baktığımızda bu bir İslamcı bir hareket. Değişik İslamcı, yerli ve yabancı İslamcı hareketlerden esinlenmeler var. Ama çok bir kalıba tam oturmayan bir hareket. Birazcık değil, fazlasıyla kurucusu olan Alparslan Kuytul'a bağlı bir hareket. Yani onun öğretisi üzerinden, onun kişiliği üzerinden oluşmuş bir hareket. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Kişinin birinci derecede önemli olduğu bir hareket ve İslamcı bir hareket, yani şeriatçı bir hareket. Çok net bir şekilde ve bazı söylemlerine baktığınız zaman eski tabirle radikal olarak adlandırılabilecek söylemleri var. Ancak siyasi konularda çok doğrudan girmemeye çalışmış bu hareket uzun bir süre boyunca. Daha çok tebliğ olarak adlandırılabilecek bir Alparslan Kuytul'un İslam yorumunu yaymayı esas almış. Ama daha sonra kendini ister istemez siyasetin içinde ve tam ortasında buldu. Şimdi bu hareket FETÖ meselesi çıktığı zaman, yani cemaatle, Gülen cemaatiyle AKP hükümeti arasındaki kavga bir savaşa dönüştüğü zaman çok aleni bir şekilde olmasa bile tercihini hükümetten yana yaptı. Yani burada
Fethullah Gülen ve cemaatine anlayışla ya da belli bir empatiyle yaklaşmadı. Ama daha sonra FETÖ operasyonları sonucunda ki yaşanan mağduriyetler konusunda eleştirel bir tutum takındıklarını da görüyoruz. Zaten bu hareketin ilginç bir özelliği çok bir takım standartlara tam uymaması. FETÖ'ye karşı eleştirel ama FETÖ operasyonlarına karşı da eleştirel gibi. Mesela bir İslamcılık için çok önemli bir fark olan İran'a ve İran devrimine bakış gibi konularda çok net pozisyonlar almadığını yanında ya da karşısında görüyoruz. Şimdi normalde bu hareketin aslında yerel bir hareket olarak kalması beklenirdi ve çok da fazla dikkat çekici olmaması beklenirdi. Ama burada şöyle bir husus var. Türkiye'de benim bir süredir dile getirdiğim Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde özellikle son yıllarında İslamcılığın resmileşmesine paralel olarak Türkiye'de var olan İslamcı potansiyel görünür olmaktan çıktı. Yani herkes kendini bir şekilde ya Tayyip Erdoğan'a, AKP dediği Tayyip Erdoğan'a bağladı ya da ona düşman oldu. Düşman olanların büyük bir kısmı da bu siyasi iktidar tarafından tasfiye edildi. Yani bağımsız bir İslamcı duruş, İslami hareket duruşu kalmadı. Bir tek istisna tabii ki IŞİD gibi, El-Kaide gibi yapılardır ki bunlar da Selefi cihatçı gruplar ve esas olarak yasa dışı yer altını tercih eden gruplar. Yani Furkan Vakfı ve Alparslan Kuytul'un önemli özelliği yasal planda olması, İslamcı argümanları yakın bir zamana kadar birçok grubun, kişinin seslendirdiği ama şimdi çok da fazla seslendirmediği çünkü iktidarın kendisinin yanında olduğunu düşündüğü bir ortamda hala İslamcı argümanları aynı şekilde seslendiriyor olması, yasal zeminde seslendiriyor olması ve kendini AK Parti hükümetine ve Tayyip Erdoğan'a bağlamaması. Bu çok önemli bir durum. Böyle bir grup, böyle gruplar çok fazla kalmadı Türkiye'de. Bu anlamda birdenbire İslami yapıların hemen hemen hepsinin kendisini AK Parti'ye ve Tayyip Erdoğan'a eklemlediği bir ortamda böyle yerel bir hareket iktidara, siyasi iktidara kendini eklemlemediği için bile tek başına bir odak haline gelebiliyor. Bu onu gösteriyor. Yani bu aslında Furkan Vakfı ve Furkan Hareketi ya da Alparslan Kuytul olayı Türkiye'de İslamcılığın krizinin bir somut göstergesi. Bunun üzerinden çok rahat bir şekilde Türkiye'deki İslamcılığın krizini ve iflasını konuşabiliriz. Bize bu imkanı çok ciddi bir şekilde sağlıyor. Normal şartlarda marjinal ve bir yerel bir hareket olarak kalacakken birdenbire tüm Türkiye'nin ilgisini çeken bir hareket olabiliyor. İktidara teslim olmuyor. İktidara rağmen kendi faaliyetlerini kendi bildiği gibi yapmak istiyor. Bunu yaparken yasa dışı yollara tevessül etmiyor ve gelip bir yerde tıkanıyor ve cumartesi ve pazar günü yaşanan olaylar da bunu gösteriyor. Bu aslında ilk olan değil. Daha önce de Furkancıların, Furkan Vakfı'nın değişik toplantılarına salon verilmediği vesaire engeller çıkartıldığı yönde haberler vardı. Ama Adana'da doğrudan kendi merkezlerinde en güçlü oldukları yerde ve Hazreti Muhammed'le ilgili bir konferansın engellenmek istenmesiyle beraber bir şekilde bu olaylar artık polisle karşı karşıya gelme şeklinde kendini gösterdi. İlk günkü olayların ardından Alparslan Kuytul'un yaptığı bir videoyu ya da daha doğrusu yaptığı bir konuşmanın videosunu izlediğimde çok kabaca şöyle özetlenebilir. Beni seven arkamdan gelsin gibi bir çağrı yapıyor. Yani ben orada olacağım, herkesi bekliyorum diyor ve insanlar gidiyorlar, taraftarları, destekçileri, takipçileri gidiyorlar ve gidenlerin içerisinde kadınlar ve çocuklar da var ve burada polisle pek alışık olmadığımız türden, ender görünen türden bir olayla karşılaşıyorlar. Yıllar önce bu tür olaylar
olabiliyordu ki o zaman bile, yani AK Parti iktidarından önceki dönemlerde bile İslamcı gösterilere karşı bu kadar sert polis müdahalesi olmazdı, olamazdı. Bu sefer ama görüyoruz çok net bir şekilde müdahaleler var ve bunun doğurduğu bir tepki var. Sosyal medyada baktığım zaman, bu tartışmalara baktığım zaman bir taraftan Furkancılar bunu bir zulüm olarak tarif edip bunun üzerinden bir propaganda yaparlarken AK Parti taraftarları da onlara yaptıklarının yanlış olduğunu, özellikle kadınların vesaire bu tür gösterilere götürülmesinin yanlış olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Böyle bir tartışma da var. Tabii bu çok garip bir durumu beraberinde getiriyor. İslamcı iddialı bir iktidar var. Birçok kişinin İslamcı olarak gördüğü ve kendi içerisinden insanların İslamcı olarak gördüğü bir iktidar var. Öte yandan İslamcı bir hareket var ve bu hareketin Hazreti Muhammed üzerine bir konferansına izin verilmiyor. Bu izin vermeme üzerine yaşanan protestoda böyle bir takım sert sahneler yaşanıyor. Bu gerçekten Türkiye'deki krizin çok net bir göstergesi. Niye bu konferansa izin verilmez? Bu konferansa izin verilmemesinin üzerine niye bu insanlar sokağa çıkar ve bu insanlar sokağa çıkınca niye bu insanlara bu kadar sert müdahale edilir? Bu soruların cevapları verilmiyor. Açık söylemek gerekirse bu sorular çok da fazla sorulmuyor. Burada tabii şöyle bir husus var. Bugün Erdoğan ve iktidarına düşman olan, ondan hoşlanmayan, onun devrilmesini isteyen içeride ve dışarıda çok sayıda güç var. Ve o güçlerin kullanabilecekleri argümanlar ya da kullanabilecekleri dinamiklerin sayısının çok da fazla olduğu söylenemez. Furkan Vakfı bu anlamda da karşımıza çıkıyor. Alakası olmayan insanların birdenbire Furkan Vakfı'nı keşfettiğini ve buradan AK Parti'nin ve Erdoğan'ın tabii ki zor durumda bırakılmak istendiğini görüyoruz. İşte burada da işler daha da ilginçleşiyor. Çünkü anladığım kadarıyla Furkan Vakfı ve Alparslan Kuytul, lideri Alparslan Kuytul, bu hareketin lideri, AK Parti ile ve Erdoğan'la çok sert bir kavga içerisine girmek istemiyorlar. Bir taraftan ona tabi olmak istemiyorlar, bir taraftan da böyle bir sert kavga içerisine girmek istemiyorlar. Çünkü girmeleri durumunda en son Gülen örneğinde gördüğümüz gibi başarılı olma ihtimalleri yok. Ancak bir taraftan da dik durmaya çalışıyorlar. Böyle zor bir durum var ve bunu yaparken de tabii kendilerinin başkaları tarafından hükümete ve Erdoğan'a karşı kullanılması ihtimalini de engellemeye çalışmak gibi zor bir işle karşı karşıyalar. Gerçekten çok zor. Ancak şunu söylemek gerekir. Şu anda İslamcı potansiyelin bu kadar güçlü olduğu ve bu kadar sesinin az çıktığı bir ortamda bu yerel hareket, yerel olarak başlamış olan hareket gerçekten önü açık gözüküyor. Nereye kadar gider, ne olur açıkçası kestiremiyorum ama çok bildik İslamcılığın, İslami hareketin en temel tespitlerini, yaklaşımlarını dile getirmekten ibaret olsa bile ki detaylara girdiği zaman tabii ki farklılıklar vardır ama baktığımız zaman dünyanın dört bir tarafında görebileceğimiz türden bir İslamcı, bir şahıs etrafında kurulmuş İslamcı bir grup. Normalde bu hareketin çok büyük bir şansının olmaması gerekir. Ama Türkiye'nin şu konjonktüründe, şu durumunda garip bir şekilde bu hareketin önü açık gibi gözüküyor. Nereye kadar gider, hükümetin tavrı nasıl olur? Aralarında bir mutabakat ya da bir anlaşma olur mu? Bunları izlemek lazım. Ama şu haliyle ilginç bir olay, dikkat çekici bir olay. Ve tabii ki bu olay bize Türkiye'deki İslamcılığın tıkanmasını ve aslında tıkanmasının da ötesinde iflasını gösteren çok çarpıcı bir olay. Yani bu olayın sadece bu cumartesi ve pazar günü Adana'da yaşananlardan hareketle Türkiye'deki İslamcılığın açmazını anlatmak mümkün. Durduk yere büyüyen bir gerilim ama nereye gideceği belli olmayan da bir gerilim.
aslında ucu açık olmayan bir gerilim. Ve böyle bir tıkanmışlık hali, her iki taraf içinde çok ciddi bir tıkanmışlık hali var. Bunu böyle kayda geçmek lazım. Ama tekrar şunu vurgulayayım. Bu olay hiçbir zaman AK Parti hükümetiyle Furkan hareketi arasında kalabilecek bir olay değil. Artık bunu aşmış durumda. Şu anda içeride ve dışarıda çok kişinin, çevrenin, grubun, odağın bu olayı mercek altına aldığını kestirmek hiç zor değil. Çünkü en güçlü olanların bile sustuğu ya da susmak zorunda kaldığı bir ortamda birileri Türkiye'de Tayyip Erdoğan'a rağmen kendi bildikleri şekilde bir İslamcılık yapmaya çalışıyorlar. Evet, ilginç. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. İzlemeye herkes gibi ben de devam edeceğim. İlginç bir takım yeni gelişmeler olursa da burada sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.